Selamünaleyküm arkadaşlar. Tefsir tarihi ve usulü dersimizin 7. ünitesinde kaldığımız yerden Kur'an'daki dar ve geniş anlamlı lafızlardan devam ediyoruz. Bunlar am yani umum, has da sınırlı manasında olan kavramlar. Öncelikle arkadaşlar Kur'an'daki umum ifade eden lafızların önemlileri şunlar arkadaşlar. Külli yani küllün hepsi her manasında, cemiyan bütün manasında kelimeleri, daha sonra ismi mevsuller ellezî, elleti, ellezîne, elletîne gibi başında lam-ı tarif bulunan kelimeler, cins isimler insan ve hayvan gibi mesela insanlar veya işte aslan dedik mi bütün aslanlar kastedilir, kedi dedik mi bütün kediler mesela. Onun gibi şart isimleri, olumsuz cümlede geçen nekre, belirsiz kelimelerde Kur'an'daki umum ifade eden lafızlardandır değerli hocalarım. Şimdi has terimini yani kavramını inceleyecek olursak, has olmak, özel olmak, tek olmak gibi anlamlara gelen hassa fiilinden türeyen bir isim olup terim olarak ilk vaazda yani icatta tek bir manaya veya sınırlı sayıda fertlere delalet eden lafız şeklinde tanımlanmaktadır. Has'ın hükmü ise aksine bir delil olmadığı sürece kapsadığı sınırlı fertler için geçerlidir. Am lafzı ise kapsamak, yaygın olmak, genel olmak gibi anlamlara gelen fiilden isim olup genel, umum, kapsam gibi anlamlar gelmektedir. Terim olarak ise bir kullanımda sözlük anlamına uygun olarak bütün fertleri istisnasız bir şekilde kapsayan lafız demektir. Am lafzın hükmü özel bir delille tahsis edilmediği sürece kapsadığı fertler için kesin olarak geçerlidir. Şimdi am lafız kendisini tahsis edecek kesin deliller var ise bu durumda kapsamı daralır. Buna amın tahsisi tahsis edici delile ise mahsus denmektedir. Mahsuslar metin içi ve metin dışı olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Şimdi burada öncelikle metin içi mahsusu inceleyecek olursak birincisi umum bir lafızdan sonra gelen istisna. Mesela küllü şeyin her şey helikün helak olacak. Ne dedi? Umum yani umuma dair bir lafız değil mi? Her şey helak olacak. İlla vecihehü ancak Rabbinin zatı müstesna. Ne oldu? Bir istisna yaptı. Yani metin içinde hemen ayetin bitişiğinde ne oldu? Tahsis yaptı. Bir diğeri an bir lafızdan sonra gelen sıfat. Ricalün adamlar. Yani bütün adamlar dediği zaman bütün adamları kastediyor. La tulhihim yani onları alıkoymaz ticaretün ticaretler ve la beyun alım satımları Allah an zikrillahi Allah'ın zikrinden onları alıkoymaz diyor. Şimdi önce bütün insanlar, bütün adamlar, bütün erkekler dedi ama daha sonra alım satım işleriyle uğraşanlar diye sıfatla ne yaptı? O umum bir lafzı tahsis yaptı yani sınırlandırdı. Bir diğeri umum bir ifadeden sonra sonuç bildiren hatta edatı gelince ammın anlamı daralır. Yani umumun anlamı daralır. Ne diyor burada? İnne Allahe la yugayyiru. Muhakkak ki Allah la yugayyiru ma bi kavmin. Kavmi asla değiştirmez. Bak o kavmi yani bir kavmi asla değiştirmez. Hatta ne zamana kadar? Ha bak hemen bir sınırlama geldi. Yugayyiru bi enfusihim. Yani onlar kendilerini değiştirene kadar. Ne oldu? Önce bir umum bir lafız vardı. Daha sonra ne oldu? Tahsis oldu ve sınırlandırıldı. Şimdi metin içini inceledik. Metin dışında ise yani burada hemen metin içinde ayetin devamında ama burada da metin dışında yani bir ayetle veya başka bir hadisle veya başka bir ayetle söz konusu. Mesela ayet ile umum bir ifade yani umum ifade eden bir ayeti başka bir ayetin tahsis etmesi gibi. Mesela hurrimet aleykümül meytetü veddemü ve lahmel hınziri. Mesela burada hurrimet haram kılındı aleyküm size. El meytetü meyte yani leşler ölüler haram kılındı. Veddemü kan ve lahmül hınziri ve domuz eti haram kılındı diyor. Ama başka bir ayette ne de Uhille leküm size helal kılındı ne? Saydul bahri.
Deniz avı. Yani denizden avı çıkarırken biz kanını akıtıyoruz mu? Yok, ölü olarak alıyoruz. Yani burada hemen bir tahsis geldi, sınırlama geldi. Ve da'amühü ve onu yemeniz de helal kılındı diye burada başka bir ayet-i kerime daha önceki genel bir hükmü ne yapmış? Daraltmış. Mesela veya sahih bir hadis ile yine bu metin dışı muhassıs yapılır. Yani umum ifade eden bir ayeti sahih bir hadis tahsis edebilir. Mesela kan, domuz eti ve ölü etini haram kılan yukarıda şimdi okuduğumuz Hurrimet Aleyküm diye okuduğumuz ayet-i kerime Hazreti Peygamber'in denizin suyu temiz, ölüsü de helaldir ve bize iki ölü ve iki kan helal kılınmıştır diyerek ölüler balık ve çekirge, kanlar ise karaciğer ve dalaktır hadisiyle yukarıdaki ayette tahsis edilmiş. Böylece ölü balık, çekirge eti haram olmamıştır değerli hocalarım. Metin içi ve metin dışı muhassısları da inceledik. Şimdi bir diğer başlığımız Kur'an'daki anlamı kapalı lafızlar. Yukarıda dedik ya garip, mübhem, mücmel diye. Şimdi Kur'an lafızlarının çoğunluğunun anlamı kolayca anlaşılır. Fakat bazıları ise kapalı olup anlaşılması zordur. Yani muğlaklık yani kapalılık farklı etkenlerden kaynaklandığı için kapalı olan lafızlar 3 kategoride incelenmektedir. Garip, mübhem, mücmel. Öncelikle biz garip üzerinden garibül Kur'an terimini beraberce inceleyelim. Garip lafzı sözlükte bilinmeyen, az bilinen, kapalı, tek, nadir, yabancı, tuhaf gibi anlamlara gelmektedir. Terim olarak ise az kullanılması, farklı lehçe ve dillerden alınması sebebiyle manası sözlüklere veya ilgili mercilere başvurulmadan anlaşılmayan kapalı lafız şeklinde tanımlanmaktadır. Garibül yani garip kelimesi. Kur'an'da garip kelimelerin varlığı diğer lehçelerden veya dillerden alınan kelimelerden kaynaklanıyordu. Başka bir sebebi ise Kureyş lehçesinin kendi içinde az kullanılması veya kullanılmaması sebebiyle zaman içerisinde unutulmaya yüz tutmuş bazı kelimelerin Kur'an'da yer almasıydı değerli hocalarım. Yani Kur'an'daki garip kelimelerinin varlığının sebepleri bu şekilde sıralanabilir. Hazreti Peygamber'in emri, sahabenin çabası sonucu genelde Meani Kur'an, özelde ise Garibül Kur'an adıyla sözlükler ortaya çıkmıştır. Kur'an'da yer alan garip kelimelerle ilgili ilk çalışmayı Nafi bin Ezrak yapmıştır. İbni Abbas'a sorduğu sorularla aldığı yaklaşık 200 garip kelimeyi bir eserde toplamıştır. Değerli hocam, İslam topraklarının genişlemesi neticesinde Arap olmayan unsurların Müslüman olmasıyla birlikte garip kelimelerin hacmi genişlemiş. Zamanla garibül Kur'anlar bütün kelimeleri içine alan Kur'an sözlüklerine dönüşmüştür. Bir diğer kavramımız mübhem kavramı. Mübhem kavramı üzerinden mübhematül Kur'an. Mübhem, gizli kapalı olmak manalarına gelen ibham kelimesinin sıfat şekli olan mübhem, kapalı kalan, neyi kastettiği bilinmeyen şey demektir. Tefsir ilminde ise isimleri doğrudan zikredilmeyip ismi mevsul, zamir, künye, lakap ve sıfatla kapalı bir şekilde ifade edilen lafız demektir mübhem. Mübhemlerin Kur'an'da yer almasının bazı sebepleri vardır. Bunlardan birincisi mübhem kelimenin anlamının Kur'an'ın başka bir yerde açıklanması. Örnek olarak Fatiha suresinde geçen ismi mevsulün Nisa 69. ayet-i kerimede nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler şeklinde açıklanmasıdır. Bir diğeri mübhem lafzın meşhur olmasından dolayı kolayca tespit edilmesidir. Mesela insanlardan öyleleri vardır ki dünya hayatıyla ilgili sözleri senin hoşuna gider ayetinde kastedilen Ahnes bin Şuraik'tır. Bu kişi daha sonra iyi bir Müslüman olduğu için rencide olmasın diye ismi zikredilmemiştir. Şimdi Kur'an'daki mübhem lafızların anlam ve muhtevasını doğru olarak tespit etmenin en güvenli yolu naslara ve sağlam rivayetlere başvurmaktır. Mübhem lafızlarla ilgili önce Kur'an'a, sonra sünnete, sonra da sahabe ve tabi'in sözlerine başvurmak gerekir. Bunun dışında sebeb-i nüzullerin, tarih ve pozitif ilimlerin verileriyle yine bu mübhem lafızlar tespit edilebilir. Eğer tespit edilemezse mübhem lafızlarla kapalı olarak amel edilir. Bir diğer kavramımız mücmel mübeyyen.
İcmal maslarından türeyen mücmel kelime sözlükte ayrıntılı olarak açıklanmayan, açıklanmamış lafız, ana hatlarıyla sunulan söz, muğlak, kapalı gibi anlamlara gelmektedir. İcmal, detaylarına girilmeksizin ana hatlarıyla bir şeyden söz etmek demektir. Terim olarak mücmel, detaya girmeden ana hatlarıyla sunulduğu için sözün sahibi tarafından bir açıklama yapılmadıkça kendisinden kastedilen mananın anlaşılmadığı lafızdır. Mücmel lafzı kapalı kılan ve muhtevasını anlaşılmaz yapan neden, tafsilatlara girmeden ana hatlarıyla anlatılmış olmasıdır. Mücmel lafız sözü söyleyen tarafından açıklandığında anlaşılabilir ancak. Anlaşılınca da mübeyyen yani açıklanmış veya mufassal yani tafsilatlandırılmış olarak mufassal adını alır. Söz sahibinin açıklayıcı yani açıklayıcı beyanı yoksa muğlaklığıyla kalır ve o şekilde amel edilir. Mücmellik genellikle ahiret, cennet, cehennem, Allah'ın zatı gibi metafizik, gayb ve ibadetle ilgili konularda meydana gelmektedir. Kuşkusuz bunlar dışında da bazı yerlerde mücmel ifadeler bulunmaktadır. Şimdi bir diğer başlığımız Kur'an'da lafızlar arasındaki ilişkiler. Şimdi Arap dilinde iki veya daha fazla lafız arasında üç tür ilişkiden söz etmek mümkündür. Bunlardan birincisi lafızlarının farklı, anlamlarının farklı olması. Mesela ne diyebiliriz? Harace, fehime. Harace çıktı demek, fehime anladı demek. Yani hem sözleri farklı, hem anlamları farklı. Bir diğeri lafızların farklı, anlamların aynı veya yakın olması. Mesela garibün, acibün. Bak lafızları farklı ama anlamları yakın. Garip, acayip. Yani ikisi de anlamları yakın. Şimdi lafızlarının aynı, anlamların farklı olması ise aynın, lafız aynı ama göz, pınar gibi farklı farklı manalara geliyor. İşte bu da lafızının aynı, anlamların farklı olması. Kur'an'da lafızların birbiriyle ilişkisi bağlamında şu çeşitler ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Bunlardan birincisi mütebayin lafızlar ve tebayin olgusu. Dedik ya mütebayin lafızları farklı, anlamları farklı, harece fehime gibi. Müteradif lafızları ve müteradif lafızlar ve teradif olgusu. Yani burada da lafızları farklı ama manaları yakın. Teradif, tesadüf gibi yani. Mütekarip, karip yakın demek. Mütekarip lafızlar ve terakip olgusu. Mütekarip yakın yani yakın manası yakın olan lafızlar. Yine müşterek lafızlar ve iştirak olgusu. Müşterek yani bir kelimenin farklı manalara gelmesi. Buna da aynün, aynünü diyebiliriz. Yani göz, pınar, göz gibi farklı anlamlara geliyordu. Bir diğeri de mütezat kelimeler ve tezat olgusu. Mütezıt yani zıt kelimeler. Ama Arapçadaki zıtla Türkçedeki zıtlık farklı bir şey. Arapçada zıtlık bir kelimenin iki farklı anlama gelmesi. Mesela bey'un satmak aynı zamanda satın almak. Ama Türkçe'de siyah beyaz. Yani bu biraz farklı bir olgu. Şimdi bunlardan mütebayin lafızlar yani ayrı anlamlılık. Ayrı anlamlılık. Mütebayin lafızlar. Az önce demiştik ya harace fehime gibi. Birbirine uymayan, birbirine zıt olan, birbirinden ayrı alıcı satıcı gibi. Arap dilinde lafızları da anlamları da farklı kelimeler mütebayin ayrı anlamlı lafızlar bu olguya da tebayün denilmektedir. Az önce de söylediğim gibi harace fehime yani çıktı anladı kelimeleri hem lafız hem de anlam olarak birbirinden farklıdır. Kur'an'da aralarında çok anlamlılık, eş anlamlılık, yakın anlamlılık, zıt anlamlılık ilişkisi bulunan kelimelerin dışındaki tüm kelimeler bu kapsama girmektedir. Dolayısıyla her bir kelime yüklendiği sözlük anlamı yani temel ve yan anlamları ve varsa terim anlamlarıyla kullanılmaktadır değerli hocalarım. Bir diğer müteradif lafızlar yani eş anlamlılık Arap dilinde lafızları farklı anlamları ise aynı olan kelimelere müteradif yani eş anlamlı ve bu olguya teradüf yani eş anlamlılık demektedir. Garibün, acibün gibi yani lafızları farklı anlamları yani eş anlamlı. Dilde bir kelime
bir anlam için icat edilir. Teradüf ise bir anlam için birçok kelimenin varlığını ifade eder. Dil sürekli gelişen ve gelişen bir varlık olması sebebiyle lafızlar anlam düzeyinde zaman içerisinde değişimler, dönüşümler, bozulmalar yaşayabilir. Teradüfün tam ve cüz'i şekilde taksim edilip aralarında fark olmayanların tam müteradif, fark olanların ise cüz'i müteradif veya mütegarip olarak taksim edilmesi gerekir. Bu yüzden teradüf denince tam müteradif, mütekarip denince de cüz'i teradüf kastedilmelidir. Dilcilere göre müteradif kelimenin oluşmasında bir takım sebepler vardır. Bunlardan birisi bir anlam için bir kelime icat edilir. Belli bir zamanda başka bir kelime daha icat edilir. Zamanla dil içinde bu iki kelime müteradif olur. Dilin bir lehçesi bir mana için lafız icat eder. Diğer bir lehçesi de bir başka lafız. Dil müşterek bir dil haline gelince bu iki kelime birbirine müteradif olur. Bir diğeri bir anlamı dilde karşılayan bir lafız bulunmakla birlikte ilgili dil başka dillerden aynı anlamı karşılayan lafızları kendi içerisine alır. Böylece bu iki kelime arasında müteradiflik söz konusu olur. Bir dil içerisinde kelime zaman içerisinde anlam değişimleri geçirebilir. Konulduğu anlamla yakın ve uzak yeni anlamlar kazanabilir. İlgili kelime yine kazandığı anlamla aynı olan kelimelerle müteradif olur. Şimdi bir diğer kavramımız mütekarip lafızlar, yani yakın anlamlılık. Arap dilinde lafızları farklı fakat anlamları yakın olan kelimelere mütekarip, yani garip, yakın demek. Yakın anlamlı kelimeler bu olguya da terakküp denir. Dilde teradüf şartlarını bütünüyle sağlayan kelime sayısının azlığına binaen teradüf tam ve cüz'i şekilde taksim edilir demiştik. Cüz'i teradüf kısmı mütekarip terimiyle karşılanmıştır demiştik arkadaşlar az önce. Teradüfün ortaya çıkmasında yukarıda zikrettiğimiz etkin olan sebepler aynı şekilde mütekaripler için de söz konusudur. Dilde tam teradüf az olmasına karşın mütekarip kelimenin sayısı oldukça fazladır. Mütekarip kelimenin ortak anlamların dışında her birisinin ötesinde karşı karakteristiğini ve anlam dünyasını ortaya koyan farklar söz konusudur. Buna Arap dilinde furuk nazariyesi denmektedir. Furuk iki mütekarip kelime arasında ince farkları tespit etmeyi amaçlayan bir dil nazariyesidir. Mütekarip iki kelimenin iki anlam boyutu vardır. Her iki kelimenin ortak olduğu anlam, her iki kelimenin ortak olan manasının dışındaki ince anlam. Mesela bahil, leim, şahih, katur, şedid, mesik gibi isimler, bunların hepsi cimri anlamında müşterektir. Mesela bahil normal cimriyi, leim ise kendisini yiyen, yani kendisi yiyen başkasına yedirmeyen, şahih doğuştan hızlı, hasur elde edemediği şeyi başkasına men eden, katur ise aşırı cimriyi ifade etmektedir. Yani arada ne var? Ortak olan mananın dışında ince farklar söz konusu. Şimdi bir diğer başlığımız müşterek lafızlar. Müşterek lafızlar, yani çok anlamlılık. Demiştik ya, buna da aynın örneğini vermiştik. Arap dilinde birçok farklı anlama delalet eden lafza müşterek, yani çok anlamlı kelimeler, bu olguya iştirak, yani çok anlamlılık denmektedir. Mesela aynı kelimesi göz, pınar, casus gibi birçok anlama gelmektedir. Müşterek kelimelerin ortaya çıkmasındaki sebeplerden bazıları dilin bir lehçesine bir kelime için bir anlam konuluyor. Öteki lehçede de aynı kelime için başka bir anlam konuyor. Dil müşterek olunca da bu kelimenin iki ayrı anlamı oluşuyor. Bir dil içerisinde bir kelime için bir anlam konuluyor. Daha sonra kelime temel anlam yanında mecazi, kinayi, istiare, teşbihi gibi yeni anlamlar kazanıyor. Böylece kelimenin çok anlamı oluşuyor. Şimdi müşterek lafzın kullanıldığı yerde anlamlarından
hangisinin kullanıldığının belirlenmesi önemlidir. Bunun tespiti için de iki husus gereklidir. Birincisi, müşterek lafzın kullanılan anlamlarından hakiki, mecazi, istiari gibi hangi anlamlarda kullanıldığını bilmek ve bu dilsel birikime sahip olmak gerekmektedir. Bir diğeri kelimenin kullandığı metin bağlamını yani siyak ve sibakı bilmek gerekmektedir. Şimdi müşterek konusuyla ilgili olarak tefsir alanında müstakil bir Kur'an ilmi geliştirilmiştir. Buna el-vücuh ve nezair denmektedir. Bunu yakından inceleyecek olursak bu Kur'an ilminin sahip olduğu kavramlardan birisi de vücuh. Yani vecih kelimesinin çoğulu olup bir şeyin farklı her bir yönü için kullanılır. Tefsirde vücuh müşterek kelimelerin sahip olduğu farklı manalardır. Nezair ise nazir kelimesinin çoğuludur. Benzer, misli gibi anlamlara gelmektedir. Nezair terimi müşterek lafzın sahip olduğu anlamlarından herhangi birinin Kur'an'da yer aldığı, kullanıldığı yerdir. Mesela örneğe geçmeden önce bir başka ifadeyle vücuh kelimenin sahip olduğu tüm anlamlar, nezair ise bunlardan birinin Kur'an'da kullanıldığı yerdir. Mesela salat kelimesi müşterek bir kelimedir. Namaz, dua, mağfiret, kıraat, din, namaz yeri, cuma namazı, ikindi namazı, cenaze namazı gibi anlamlara gelmektedir. Salat kelimesinin bütün bu anlamların sahip olması vücuttur. Ancak Kur'an'da belli bir yerde, mesela namaz anlamında geçtiği yerlerde ise nezair kavramıyla karşılanmaktadır. Şimdi bir diğer kavramımız mütezat lafızlar. Yani zıt anlamlılık. Mütezat, mütezıt, zıt anlamlı kelimeler. Arap dilinde zıt iki anlama sahip olan kelimeye mütezat veya zıt lafız, ilgili olguya tezat denmektedir. Zıttın çoğulu da ezdattır. Tezadı bazıları müşterekin bir çeşidi olarak değerlendirirken bazıları da müstakil olarak ele almışlardır. Böylece müşterek zıddın dışında farklı anlamlara, mütezat ise sadece zıt anlamlara hasredilmiştir. Arap dilinde zıt anlamlılık diğer dillerden farklı bir yapıya sahiptir. Az önce de dediğimiz gibi diğer dillerde çoğunlukla zıt anlamlılık iki farklı lafız arasında cereyan eder. Mesela Türkçe'de siyah beyaz, az çok, büyük küçük gibi kelimeler iki ayrı lafız olarak zıt anlamdır. Bu kullanım Arapça'da bulunmakla birlikte bunlar mütebayin kelimeler içerisinde değerlendirilir. Arapçada zıttın esas konusu bir kelimenin iki zıt anlama sahip olmasıdır. Bu diğer dillerde pek olmayan bir özelliktir. Mesela Arapçada bey'un satmak, iştera satın almak iki zıt kelime olduğu gibi bey'un aynı zamanda hem satmak hem de satın almak anlamlarında zıt bir kelimedir değerli hocalarım. Kur'an'da da birçok zıt anlamlı kelimeler bulunmaktadır. Bunlara örnek Ezra kuvvet, zayıflık, bedin batın, zahir iç dış, esas gelmek gitmek, vanne kesin inanmak, şüphe etmek gibi zıt anlamları ifade etmektedir değerli hocalarım. Bir diğer başlığımız dil merkezli Kur'an ilimleri. Emsalül Kur'an. Emsal sözlükle benzer, benzeyen, sıfat, söz, ibret, kıssa gibi anlamlara gelen mesel kelimesinin çoğuludur. Kısaca mesel, özdeyiş ve atasöz demektir. En önemli özellikleri de lafzın kısa, anlamının doğru, kendisinin yaygın ve anonim formunda değişmez, klişe olmasıdır. Mesela kaynak olarak bir hadiseye binaen söylenir. İnsanlar tarafından beğenilirse daha sonra ilk hadiseye benzer durumlar için kullanılır. Meselin yeni bir durum için söylenmesi ise darb-ı meseldir. Arap edebiyatında 3 tür meselden söz edilebilir. Bunlardan birincisi sair mesel. Sair mesel en yaygın olan ve mesel denilince ilk akla gelen mesel türüdür ki bunlar Arap atasözlerine karşılamaktadır. Mesela arayan bulur. Sair meseldir. Kıyasi mesel ise soyut kavramları tasvir, teşbih ve temsil yoluyla açıklayan uzun tasvir ifadeleridir. Kef, mesel ve benzeri teşbih edatları içerir. Kur'an ve hadisteki mesellere paralellik arz eder.
Mesela iğne gibidir, başkasına giydirir, kendisi çıplaktır gibi. Bir diğer ise hurafi mesel. Çoğunlukla hayvanlar olmak üzere insan dışındaki varlıkların dilinden aktarılan ve eğitime, ahlaki ders ve öğüt verme veya mizah ve latife amacıyla kurgulanmış küçük sembolik hikayelerdir. Şimdi Kur'an'daki temsili anlatımın değişik gayeleri vardır arkadaşlar. Bunlar bilgi vermek, öğüt vermek, bilgi vermek, öğretmek, ikna etmek, özendirme ve caydırma, övmek ve yermek, yüceltmek veya aşağılamak, ibret ve ders almak, örnek vermek, edep ve hayayı korumak diyebiliriz. Kur'an'da birçok mesel mevcuttur. Ancak Kur'an'daki mesel kavramının tanımı Arap edebiyatındakinden farklıdır. Kur'an'da mesel kelimesi misal, örnek, vasıf, özellik, ibret, hal, siret, durum anlamlarında kullanılmaktadır. Tefsir terimi olarak mesel, istiare, teşbih, temsil veya kinaye yoluyla anlaşılması zor olan bir durumu, bir niteliği, bir nasihatı ya da bir kıssayı akli ve hissi düzeyde açıklama biçimidir. Buna temsili anlatımda denmektedir. Kur'an'da geçen darb-ı mesel ise bu tür meseleleri icra etmektedir. Kur'an'ın meselelerinde ağırlık kazanan unsur benzetme yönüyle soyut olanı somutlaştırmak, anlaşılmayanı anlaşılır kılmak, gaybi olanı görünür hale getirmektir. Kur'an'ın meseleleri Arap edebiyatındaki kıyasi mesel türüyle örtüşmekte, bazı mesel çeşitleri de sair mesel türüyle benzeşmektedir. Şimdi Kur'an'da meseller 3 farklı gruba ayrılmıştır. Bunlardan birincisi sarih mesel. Mesel lafzı kullanılarak teşbih yoluyla yapılan meseldir. Bunun Kur'an'da örnekleri çoktur. Örneğin Allah katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Mesel lafzı kullanıldı değil mi? Gibi. Gibi demek zaten. Mesel lafzı demek. Bir diğeri gizli mesel. Mesel lafzı kullanılmadan bir durumu, bir niteliği veya bir olayı ya doğrudan ya da istiare ve kinaye yoluyla veciz bir şekilde anlatmaktır. Bu tür meseleler lafızları itibariyle değil, taşıdıkları anlam itibariyle meseldir. Rabbinin izniyle güzel ülkenin bitkisi güzel çıkar. Kötü olandan ise faydasız bitkiden başkası çıkmaz ayeti bunun bir misalidir. Burada hakiki mümin toprağa, verimli ülkeye, inkarcı ise çorak ülkeye benzetilmiştir değerli hocalarım. Mürsel meselde ise teşbih unsuru olmaksızın çok veciz bir lafzın yoğun bir anlamda ortaya konan bir kısım ayetlerin vecize gibi değerlendirilmesidir. Bu tür meseleler Arap dilindeki sair meselelere yani atasözlerine benzetilmiş ayetler ile atasözleri arasında ilgi kurulmuştur. Mesela estağfirullah, kötülük yapan onun cezasını görür. Nisa 123. ayeti kerime. Atasözü ise cezalandırdığın gibi cezalandırılırsın atasözü de bu ayete mukabil sayılmış değerli hocam. Kur'an'ın meselelerini ele alan Kur'an ilmine emsalül Kur'an demektedir. Bu konuda önemli bir literatür oluşmuştur. Hakim et-Tirmizi'nin, İbn Kayyim'in, El-Meydani'nin eserleri buna misal olarak verilebilir. Bir diğer başlığımız Aksamül Kur'an. Kasem sözlükte yemin, ahit, akit gibi anlamlara gelmektedir. Çoğulu aksamdır. İslam öncesi Arap toplumunda sözü pekiştirmek için kullanılan tekit usluplarından biri olarak kasem tanrılara, putlara, şerefe, atalara ve çeşitli saygı unsurlara yapılırdı ve son derece yaygındı. Herhangi bir konuda kararı göstermek, yapacağı veya yapmayacağı şeyi kesin olarak icra edeceğini taahhüt altına almak için yemine başvurulurdu değerli hocalarım. Kur'an-ı Kerim'de Arapların bu üslubunu almış, bir kısım değişikliklerle benimsemiştir. Üzerine yemin edilen nesneyi sadece Allah ile sınırlandırmış, bunun dışındakiler üzerine yemini yasaklamıştır. Bu bağlamda Rab, Allah, İzzetullah kelimeleriyle
Allah'a yemin edilmektedir. Bunun yanında Allah'la ilgili gözetilerek Kur'an lafzı ve mahlukatın isimleriyle gök, yer, ömür, yıldızlar ve benzeri kasem izin verilmiştir. Alimlere göre Allah'ın yemin etmesinin sebebi muhatabın bildiği ve uyguladığı usluba göre hitap etmesi, sözünden dönmeyen bir varlık olması sebebiyle sözünün doğruluğunu ortaya koymak değil, doğruluğunu muhatapların uslubuyla pekiştirmek içindir. Kasem harf ve fiille yapılır. Harfle yapılan kasemde kasem harfleri vav, b, t harfleridir. Vallahi billahi tallahi gibi. Harflerle yapılan kasemin unsurları ise kasem edatı yani vav, üzerine kasem edilen lafız yani muksemün bih yani Allah lafzı, kasemin cevabı yani konusu muksemün aleyh yani yapacağı iş. Yani vallahi şunu yapacağım derken buradaki vav kasem edatı, yemin edatı, Allah lafzı ise üzerine yemin edilen lafız yani muksemün bih, kasemin cevabı yani konusu ise muksemün aleyh yani yapacağı iş oluyor. Yani yapacağım, vallahi şunu yapacağım dediği için yapacağı iş de muksemün aleyh oluyor. Kasemin cevabı. Şimdi bu konuda yazılan önemli iki eser İbn-i Kayyım Et-Tibiyya'nın Fi Aksamül Kur'an'ı Abdülhamid El-Ferahim Ferahi'nin İman Fi Aksamül Kur'an'ı bu alanda yazılmış iki önemli isimdir. Tefsir ilminde kasem konusu konusunu ele alan Kur'an ilmine Aksamül Kur'an denmektedir değerli hocalarım. Burada dersimiz bitti. Sizlere Allah'a emanet ediyorum.